Rezidor Muğla'dan herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım istediğiniz bölümleri kazanmışsınızdır ya da kazanacaksınızdır. Bugün size yurdumuzu tanıtmak için buradayız. Ben Zeynep Hazal, bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. 4 senedir bu yurtta kalıyorum ve asistan öğrencilik yapıyorum. Ve arkadaşım... Ben Elif Büşra Aksoy, ben de aynı şekilde asistan öğrenciyim. Almanca öğretmenliği bölümünde okuyorum. Yine benim de yurtta 5. senem olacak, 4. senemi tamamladım. Biz size bugün birazcık yurdumuzdan bahsetmek istiyoruz. Öncelikle bir... Gezmeden önce biraz sohbet edelim isterseniz. Evet, ben sana sormak istiyorum. Yurtta en sevdiğin bölüm, en sevdiğin alan neresi diye. Ben en çok yurtta televizyon alanını seviyorum. Aynı zamanda TV üniteleri oturma gruplarıyla birlikte geniş çalışma masalarıyla arkadaşlarımla ortak çalışma yapabileceğim bir alana da sahip oluyorum. Arkadaşlarımla fikir alışverişi yaparak çalışmak gibisi yok bence. Peki senin en sevdiğin alan hangisi? Benim için en güzel alan mutfak alanı. Çünkü ben yemek yapmayı çok severim. Özellikle mutfak alanında yemeğimi yapıp hemen yanımda bahçede yemeğimi arkadaşlarımla birlikte yemek hepsi yok bence. O zaman lafta kalmasın. Bu alanlarımızı görmek üzere şöyle bir yola çıkalım. Öncelikle görüyorsunuz öğrencimiz yurdumuza girdiğinde lobi alanı ve resepsiyon karşılıyor. Yurdumuzda 7/24 resepsiyonlu güvenlik hizmetimiz bulunuyor. Onun sonrasında kız öğrencilerimiz kendi bloklarına kontrollü bir şekilde giriş çıkış yapabilecekleri turnikelere ulaşıyorlar. Yıl içinde parmak iziyle giriş çıkış yapacak öğrencilerimiz bu alandan bundan sonra da odasına erişiyor artık öğrencimiz. Kişilik bir oda örneğini göstereceğim. Her öğrencimizin kendine ait bir rezidor kartı bulunuyor. Biz bu kartlarla odalarımıza giriş yapıyoruz. Girişimizi yaptıktan sonra kartımızı enerji saver'a takıyoruz ve elektriği devreye sokuyoruz. Hemen yan tarafımızda banyo, öbür tarafta tuvalet bulunuyor. Tuvalet ve banyonun ayrı bir şekilde bulunması özellikle kız öğrenciler için çok avantajlı bir durum. Bunun dışında dediğim gibi 3 kişilik bir oda örneğiydi bu. Öğrencilerimizin yaşam ünitesi adını verdiğimiz bir alan burası. Yukarıda yatağımız bulunuyor. Aşağıda çalışma masası ve sandalyemizde kendimize ait bir alanımız oluşmuş oluyor. Biz öğrencilerimize yastığı, yorganı ve alizi sağlıyoruz. Sizlerden nevresimi getirmenizi bekliyoruz. Bunun dışında yatağımıza ilişik bir şekilde dolaplarımız bulunuyor. Öğrencilerimiz burayı anahtarlı bir şekilde kullanabiliyorlar. Elif'in bahsettiği kıyafet dolaplarının dışında öğrencilerimize ait, yine 3 kişiye ait bir erzak dolabımız bulunuyor. Öğrencilerimiz gıda maddelerini burada depolayabilirler. Bunun dışında mutfağımızda da yine mini bir erzak dolabımız var. Onu da göreceğiz zaten. Şöyle göstereyim. Mini buzdolabımız bütün odalarda standart. Ayrıca saç kurutma makinesine dahil olmak üzere. Isınma, elektrik, doğalgaz, su, internet ve haftada bir oda temizliği bütün fiyatlarımıza dahil, konaklama bedelimizin içinde dahil. Yatak başlıklarımız ve kapılarımız aynı zamanda yanmaz, tutuşmaz maddeden yapılıyor. Odalarda da gördüğünüz gibi ve bütün ortak alanlarda gördüğünüz gibi duman dedektörlerimiz ve su sprinklerimiz her alanda mevcut. Onun dışında yine bütün ortak alanlarımızda ve bütün odalarımızda sabit olmak üzere telefon bulunuyor. 0'ı tuşlayarak direkt resepsiyona bağlanabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı, sorun ya da istekte bize ulaşabilirsiniz. Şöyle devam edelim. Lavabomuz ve duşumuz. Buradan sonra kız öğrencilerin ortak kullandığı alanlara geçeceğiz. Yine kartımızı enerji saver'dan çıkartarak elektriği devre dışı bırakıyoruz. Her koridorda görebileceğiniz su sabinlerimiz bulunuyor. Buradan sıcak ve soğuk sularımızı edebiliyoruz. Sigara balkonlarımızda her katta ikişer tane olmak üzere bulunuyor. Odalarda sigara içmek mümkün değil. Sigara balkonlarını kullanıyor öğrencilerimiz. Yurdumuz 4 kattan oluşuyor. 0 ve üzerinde öğrencilerimizin konakladığı odalar var. Şimdi 0'dan eksi 1. kata yani sadece kız öğrencilerin kullanımına açık ortak alanımızda giriş yapacağız. Kantinimiz 7/24 açık. Özellikle sınav haftalarında burayı öğrenciler çok kullanıyor diyebiliriz. Ben mesela geceleri acıktığımda direkt kendimi burada buluyorum.
Evet, çok marketimiz, çarşı alanımız da var. Ama o belli saatte kapanıyor. Biz de kantin tercih ediyoruz açıkçası. Aynen öyle. Devam ediyoruz. Şimdi çamaşır verneği arkadaşımız size tanıtacak. Şimdi kız öğrencilerimiz için aslında çok önemli olan bir alana geçmiş oluyoruz. Odalarda Elif'in gösterdiği gibi kas takarak enerji sevimden elektriği aktar ettiğimiz ütü sistemimiz bulunuyor. Ücretsiz kartı sistemle çalışıyor ütümüz. Aynı zamanda öğrenci baldığına gelir mesela unutabilir. Ütüyü açıp unutsa bile kartını çıkardığı için yangın tehlikemiz sıfır bu alanda. Onun dışında gördüğünüz gibi çamaşır makinelerimiz ve kurutma makinelerimiz mevcut. Bunların kullanımını resepsiyondan kartınıza kredi yükleyerek tanımlayabilirsiniz. Kartı okutarak çamaşır ve kurutma makinelerini kullanıyoruz. Buyurun devam edelim isterseniz. Hemen sizi müzik atölyesine götürüyorum. Özellikle güzel sanatlar öğrencilerimizin çok kullandığı bir odam. Aynı zamanda hobisi olan arkadaşlarımız için de keyifli bir oda diyebiliriz. Biz de arkadaşlarımızı dinlemeye, güzel vakitler geçirmeye buraya geliyoruz. Bu şekilde. Müzik atölyemizden sonra hemen arkasından resim atölyemiz geliyor. Şimdi göreceğiz zaten. Resim atölyemizde rahat geniş oturma alanlarımız mevcut. Onun dışında sadece resim okuyan öğrencilerimiz için değil tabii ki, hobisi resim olan ya da mimarlık okuyan öğrencilerimiz için de bu alan ideal. Gördüğünüz gibi mimarlık öğrencilerimiz için özel çizim masalarımız bulunuyor. Sizlerle Eksi Odası'na devam edeceğiz. Zaten odalarımızda görmüştük, çalışma masalarımız bulunuyor öğrencilerimize ait. Ama aynı zamanda etüt odasında zaman geçirmek isteyen, etüt odasında dersini çalışmak isteyen öğrencilerimiz oluyor. Yine burada kitaplığımızda kaynak olarak öğrencilerimizin kullanabileceği kitaplarımız bulunuyor. Bunun dışında öğrencilerimiz daha fazla kitaptan yararlanmak istediklerinde okulumuzun kütüphanesinde bulabilirler. Etüt odamızı gördükten sonra mutfağımıza giriş yapabilir isterseniz. Özellikle kendi evini kendi yapmak isteyen öğrencilerimiz için bu alan ideal. Mutfağımız gördüğünüz gibi 3 ana bölümden oluşuyor. Odalarda bahsettiğim yine erzaklarla şöyle görebilirsiniz. Her odaya bir tane anahtar temin ederek kullanımı açıyoruz. Onun dışında tost makineleri, set üstü ocaklarımız, mikrodalga fırınlarımız ve normal fırınlarımız bulunuyor. Şöyle devam edelim. Ocaklarımızı yine aynı ütü sistemi gibi enerji sevrak ücretsiz bir şekilde kartımızı takarak kullanabiliyoruz. Yine aynı ütüdeki gibi yangın tehlikemizin de sıfır olduğunu vurgulamak istiyorum. Ayrıca da biz bu alanın temizliğini tabii ki personellerimiz tarafından düzenli bir şekilde yapıyoruz. Ama öğrencilerimizin de kullandıkları alanda temiz bırakmasını biliyoruz. Buradan bahçemize geçelim. Bizim rezon olarak hoş geldin partilerimiz, festivallerimiz, sucuk ekmek partilerimiz ve aynı zamanda salep günlerimiz oluyor. Biz bütün bu etkinlikleri burada gerçekleştiriyoruz. Elif'cim valla yüzüm güldü yani. En çok bahçede vakit geçirmeyi sevdiğimiz için evet, açık havada. Evet, aynen öyle. Ve başta da dediğim gibi mutfakta yemeğimizi hazırlayıp, kahvaltımızı hazırlayıp burada arkadaşlarla birlikte yemek çok keyifli evet. Oluyor. Buyurun devam edelim o zaman. Yurdumuza gelirseniz bahçemizde bol bol vakit geçireceğinizden eminiz. Yine stüdyoları görebiliriz her koridorda olduğu gibi. Bu arada söylemeyi atlamıyorsak eğer biz bütün öğrencilerimizin bölümlerine dikkat ederek oda yerleştirmelerini yapmaya çalışıyoruz. Yani sayı tuttuğunca mümkün olduğunca aynı bölümden ya da fakültenin öğrencilerle bir arada kalacağımızı söyleyebiliriz. Şimdi oyun odasına geçiş yapıyoruz. Burada dart, masa tenisi, bilardo, velandı gibi oyunlarımız bulunuyor. Öğrencilerimiz yine burada vakitlerini çok keyifli bir şekilde geçirebiliyorlar. Evet. Aynı zamanda resifes dediğimiz bahar şenliklerimiz oluyor. Yine cangırt turnuvalarımız, çeşitli yarışmalarımıza ev sahipliği yapıyor ortak alanlarımız. Şimdi yine kız bloğunda kızların kullanımına açık televizyon odası ve benim en sevdiğim alan olan grup çalışmaları masalarında geçelim. Geniş çalışma masalarımızla tam bir böyle ev ortamı sağlıyor aslında öğrenciye. Biz burada pijama terliğimizle rahat rahat gelip vakit geçirebiliyoruz. Sevdiğimiz şeyleri birlikte izliyoruz. Aynı zamanda arkadaş edinmek için de müthiş bir ortam diyebilirim.
Aynı zamanda mesela benim grup çalışmalarım çok oluyor ve buradaki etüt odasında tek başına çalışmaya uygun olduğu için buradaki masaları kullanıyorum. Umarız sevmişsinizdir yurdumuzu. Bizim turumuz bugünlük bu kadardı. Biz hazırız, sizi bekliyoruz. Sizi bekliyoruz. Umarım hayırlı ve pandemisiz bir dönem olur. İnşallah. Sorularınız için biz her zaman buradayız. Teşekkür ederiz. Güle güle.